Psikolojinin Penceresinden programımızdan iyi günler sevgili izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz. Ege Üniversitesi Televizyonu'na ve Radyo Ege Kampüs'e hoş geldiniz. Her programda olduğu gibi bu haftada, bu programımızda da yepyeni bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta çevre psikolojisini konuşacağız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Konuğumuz Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Doktora Öğrencisi, Araştırma Görevlisi Sayın Ece Akça. Hoş geldiniz Sayın Akça programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, programımızın bu bölümünde sizinle daha önceden ele almadığımız bir konuyu, çevre psikolojisini konuşmak istedik. Çevre ve psikoloji aslında birbirinden galiba ayrılamayan iki kavram. Tabii bunun akademik anlamdaki anlamını da merak ediyoruz. İsterseniz bir tanımla başlayalım. Çevre psikolojisi nedir ve neyi inceler? Evet, aslında çok güzel bir başlangıç yaptınız. Biz çevre psikolojisi derslerimizde ya da çalışmalarımızda her zaman söylüyoruz. İnsan bir fanusun içinde yaşamaz. Her zaman çevresiyle etkileşim içerisindedir ve bütün davranışa bir bağlam içerisinde gerçekleşir diye. Çevre psikolojisi de aslında bu insan-çevre etkileşimini inceleyen bir psikolojinin bir dalıdır. Zaman içerisinde çok farklı tanımlar yapılmıştır. Özellikle ilk başlarda sadece tek yönlü bir ilişki, yani insanın çevreyi etkilemesi ya da çevrenin insan davranışlarını etkilemesi üzerine tanımlanmıştır. Ancak bu süreç içerisinde değişmiş ve günümüzde aslında bu etkileşimin iki yönlü olduğu, diyalektik bir ilişki olduğu kabul edilmektedir. Yani insan hem davranışlarıyla çevresini etkiler, hem de içinde bulunduğu çevre, yani o bağlamı kendi davranışlarını etkiler. Ve çevre psikolojisini bizim yaptığımız aslında bu etkileşimi ve bu etkileşimin sonuçlarını incelemektir. Evet. Şimdi çalışma konularını merak ediyoruz ama şimdi söz konusu çevre olunca galiba bize çok geniş bir yelpazeden bahsedeceksiniz. Çevre psikolojisinin çalışma konuları nelerdir acaba? Evet, gerçekten de insan dediğim gibi çevreden kopamadığı için çevre psikolojisi de aslında psikolojinin her alanında bulunabilmekte. Özellikle günümüzde sıklıkla örneğin enerji verimliliği konusunda ya da enerji tasarrufu konularında çalışılmakta. Özellikle günümüz konuları sürdürülebilir enerji olduğunu düşünürsek çok çalışılan bir alandır. Onun dışında benim önceki çalışma konularımdan bir tanesi mesela mahremiyetti. Kamusal alanda ya da ev içerisinde mahremiyet hissi, insanların nasıl mahrem mekanlar yarattığı ya da mekanları nasıl mahrem hissettiği gibi. Bunun yanında özellikle son dönemde gene çok belirgin olan başka bir konumuz mekana bağlanmadır. Mekanlarla hissettiğimiz duygusal bağ ya da duygusal ilişki olarak açıklayabilirim bunu. Bunun haricinde zihinsel temsiller farklı bir çalışma konumuzdur. İnsanların mekanları zihinde nasıl temsil ettiğini inceliyoruz ve buradan yola çıkarak davranışlarını anlamaya çalışıyoruz. Gene çok ilginç konulardan bir tanesi de kişisel mekan olarak sayabiliriz. Kendi alanımız olarak gördüğümüz yerler ve bu mekanları kendi alanımıza dahil etme şekillerimiz belki kişisel mekan olarak sayılabilir. Evet, sanıyorum üzerinde çok çalışılan konu kişisel mekan ya da mekan bağlanması. İsterseniz bu konu başlıklarını biraz açalım. Örneğin enerji tasarrufuyla çevre arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Bu mesela şöyle örnek verebilirim. Bizim çok daha yeni bir çalışma konumuz var, bir proje sunduk. Ev içerisinde insanların nasıl enerji tasarrufu yaptıkları, neden yaptıkları ve neden yapmadıklarını inceleyen bir çalışma yapıyoruz şu anda. Çünkü farkında olmadan ya da belki de bilerek çok fazla enerji harcıyoruz. Ve bunun tasarruf edilmesi aslında geleceğimiz için çok önemli. Kesinlikle. Ancak bu tasarruf davranışını yapan kişi insan. Ve neden yapıyor? Hangi koşullara göre yapıyor? Ya da neden yapmıyor? Yani burada ilk aklımıza gelen sadece örneğin maliyetten dolayı insanların tasarruf yaptığı düşünülebilir ama sadece o etkenler olmayabilir. Örneğin kültürel değerler. Yani hepimizin özellikle Türk kültüründe tasarruf bir kültürel bir değerdir aslında. Bu da bir farklı bir etken olabilir. Bu şekilde bu bizim çalışma konumuzda, bu projemizde mesela böyle enerji tasarrufuna yönelik tutumları, davranışları ve nedenlerini incelemeye çalışıyoruz. Evet, enerji verimliliği de bununla ilgili mi? Bununla bağdaşıyor mu? Evet, onu da şöyle düşünebiliriz. Günümüzde sürekli teknoloji ilerliyor ve daha enerji verimliliği yüksek makineler icat ediyoruz. Evet. Ancak bu makineyi kullanan kişi de gene insan. Yani bir
A++ bir, evet, bu evet, çamaşır makinesi soracaktım. Çamaşır makinesi olabilir ama o çamaşır makinesini günde 3 kez çalıştırdığınız zaman aslında o enerji verimli, yani o üretilen makinenin amacına uygun bir şekilde işe yaramıyor. Pek bir tasarruf, evet, sağlanmıyor aslında. Aynen, değil mi? Öyle. Evet. Peki mahremiyet dediniz. Mahremiyetle nasıl bir ilişki kurabiliriz? Mahremiyetle şöyle anlatabilirim. Mahremiyet dediğimiz şey aslında kendimizi en temel anlamıyla diğer insanlardan daha, hı hı, farklı ve daha özel gördüğümüz alan. Evet. Ben bunu daha önce mesela kamusal alanda çalışmıştım. Kültürler arası bir karşılaştırma yapmıştım. Roma ile İzmir'i karşılaştırmıştık. Ve kamusal alanda insanların nasıl mahrem hissettikleri, hangi davranışları yapabilecekleri, yapamayacakları üzerine bir araştırma yapmıştık. Ve hani çok ilginç bulgularımızdan bir tanesi, çok güzel bir kültürel fark çıkmıştı aslında. Türkiye'de mahremiyet dediğimiz şey bizim korumamız gereken bir şey. Evet. Yani diğerlerinin her türlü hakkı var ve biz kendi mahremimize sahip çıkmalı ve bunu korumamız gereken bir şey. Ancak Roma'daki katılımcılarla bunu görüştüğüm zaman aldığım sonuç şuydu: benim mahremim bana ait, diğerleri buna saygı duymalı. Yani kendini mahremiyetini koruması gereken bir nesne ya da bir değer olarak görmüyordu. Hı hı. Bu çok güzel ve ilginç bir kültürel fark aslında. Bunu günlük hayatımızda da çok fazla görüyoruz. Biz çalışırken çok örnek veriyorduk. Mesela perde kapatmak. Evet. Yani İzmir'de ben çok dikkat ediyorum. Denize nazır evler var. Önünden hiç kimse geçmiyor. Geçmiyor. Evin içini kimsenin görmesi mümkün değil ama o perdeler mutlaka kapanacak. Evet. Fakat hani Avrupa'da yani başkentinde bile sokaklarda yürüdüğünüz zaman giriş kattaki evlerin bile perdeleri açıktır. İnsanlar rahat rahat içeride işlerini yapar ve dışarıdan geçen kimse onu içeriye bakmaz, bakamaz. Yani bu onun hissettiği bir saygısızlıktır. Çünkü evet, içerisi o kişinin mahrem alanıdır ve oraya bakılmaması gerekir. Evet. Bir de belki de şöyle de bir şey var. Yani açık olduğu için kimse içeriye bakma ihtiyacı duymuyor. Ama ne zaman bir yasak diyelim ya da bir kısıtlama diyelim, insanın herhalde içinden oraya bakma arzusu, evet, uyanıyor. Tabii ki de. Bu da psikolojik bir faktör aslında, evet, değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Yani ne kadar gizlersek o kadar da ilgi çekici de ve merak konusu oluyor aslında. Evet. Şimdi çok çalışılan konulardan bir tanesi olduğunu söylemiştik, mekan bağlanması. Hı hı. Bununla ilgili de bizim aklımıza gelen işte insanın kendisine ait bir odasının olması, orada kendini rahat ve daha iyi hissetmesi ya da herhangi bir kafede belli bir masa sandalyeyi belirlemek mi acaba, bu tarz örnekler. Yani şu an benim, hı hı, aklıma gelen onlar ama tabii ki. Evet, bunlar mekan bağlanmasının çeşitli örnekleri aslında. Yani mekana bağlılık dediğimiz bir mekana, bu küçük ölçekli evde olabilir ya da, hı hı, çok büyük ölçekli bir şehir de olabilir. O mekana karşı duyulan aslında duygusal hislerimizdir. Olumlu ya da olumsuz. Tabii ki de bağlanmayı yaratan duygular genellikle olumlu hislerdir. Ve bu bağlanmanın göstergeleridir aslında bahsettiğiniz şeyler. Bir kafede bir sandalyeyi benim sandalyem diye benimsemek ya da evinizdeki odanızı kendi istediğiniz gibi dekore etmek, o mekan duyduğunuz hem bağlanmanın bir göstergesi hem de bağlanmayı artırıcı faktörler olarak düşünülebilir. Buna dair yapılmış çok ilginç bir çalışma vardı. Üniversiteden örnek vereceğim. Kampüs içerisinde üniversiteye yeni başlayan öğrencilerle yurt odalarını dekore etmelerine göre bir çalışma yapıyorlar. Yurt odalarının dekorasyonuna göre okuldan ayrılma yüzdeleri inceleniyor. Ve bulgularına göre de yurt odasını daha kendi mekanı haline getirenler, yani ailesinin fotoğrafını asanlar, kişiselleştirenler. Aynen öyle. Mekanı kişiselleştirdiler. Biz buna kendileme diyoruz. Mekanı daha çok kendileyenler, işte sevdiği bir insanın fotoğrafını asanlar ya da bir müzik grubunun posterini asan öğrencinin okuldan ayrılma yüzdesinin çok daha düşük olduğu bulunuyor. Evet. Çünkü okulda kalmak ve okula devam etmek için farklı nedenleri de var aslında. Bir mekan da ona bağlanmayı yaratıyor. Evet, çok enteresan gerçekten. Peki bir de zihinsel temsil dediniz. Bununla ilgili de program öncesinde bir takım pratiklerinizin, evet, olduğundan bahsettiniz. İsterseniz izleyenlerimize ve dinleyenlerimize de bunlardan bahsedelim. Evet, önce ben zihinsel temsili kısaca, buyurun, anlatayım. Zihinsel temsil dediğimiz şey bir mekanın insanın zihninde nasıl temsil edildiği.
Bunu ilk başta söyleyince şey geliyor, yani hani bir mekan nasıl farkı temsil edebiliriz ki her şey hani olduğu gibi diye. Ancak maalesef öyle çıkmıyor. Sizin için ne daha önemliyse, belki daha çok ne kullanılıyorsa, bu zihinsel temsil olarak geçiyor. Bunun için farklı yöntemler var. Bir tanesi bilişsel haritalama dediğimiz, mekanın size haritasını çizdirdiğimiz, evet, bir yöntem. Bir arkadaşımla anımdan bahsedeceğim. Buyurun. Ona evini bilişsel haritasını çizdirmiştim. Yani evini gözünde canlandır ve bana onu çiz demiştim. Çok da güzel bir çizim yaptı. Fakat çok ilginç bir şekilde evdeki bir odayı unuttu. Yani evde bir giyinme odası var. Fakat bu giyinme odasını hiç kullanmadığı için aslında, evet, onun zihninde ya da hayatında o giyinme odası yok. Evet. Evet. Ve o haritada da o odayı belirtme gereği duymamıştı. Evet. Ya da benzer şekilde mesela evin bir eşyası ya da bir bireyi olarak evin kedisini de oraya çizmişti. Salonda köşe koltuğa kedisini, evet, kendisinin yerini, eşinin yerini, hepsini çizmişti. Evet, çok önemli bir obje aslında kedisi. Aynen öyle için. Yani bir oda değil ama bir kedi onun için en önemli şeydi o evi temsil eden. Buraya gelmeden de ben iki tane sınıfta arkadaşlarımdan rica ettim. Bir tanesi psikoloji 4. sınıf öğrenci, diğerleri de felsefe 1. sınıf öğrencileri. Ege Üniversitesi deyince aklınıza gelen ilk 3 yeri yazınız diye rica ettim. Burada onun bulgularını da getirdim. Çok güzel. Teoriyi pratiğe döktük şu anda. Evet, evet. Bunu da paylaşalım. Üniversitemizin insanların zihninde nasıl, evet, temsil edildiğini de görelim istiyorum. Ben hemen şöyle birkaç tane, bunlar sanırım felsefe bölümünden olanlardı. Ege Üniversitesi deyince aklına gelen ilk 3 yer Edebiyat Fakültesi, Kampüs Şelalesi ve Bornova. Evet. Başka bir tanesine bakalım. İzmir ve Yabancı Diller Yüksekokulu. Evet. Edebiyat Fakültesi, Kütüphane ve Metro Kafe. Kütüphane ve yemekhane. Evet, temel ihtiyaçlarımızın karşılandığı. Evet, evet. Ben gelmeden bunları inceledim. Çoğunlukla ilk şey, ilk göze çarpan yer aslında Edebiyat Fakültesi. Tabii, çünkü burada okuyorlar zaten. Evet, aynen öyle. Yani zihinsel temsil zaten genel olarak en yakından, evet, ve en çok kullandığımız yerden başlayarak yayılır. Daha sonra genellikle en çok kullandığı kafelere, tabii, bu ilerliyor. Bir kişi mesela çok geniş pencereden almıştı. Bornova, İzmir, 9 Eylül Üniversitesi gibi daha geniş bir pencereden, evet, yazmıştı. Muhtemelen mesela ben öyle düşündüm. Bu arkadaşımız üniversiteye çok fazla dersler içinde geliyor ama muhtemelen uzak sosyal bir yerde oturuyor. Evet, başka yerde geçiyor. Evet. O yüzden de onun için üniversite aynı zamanda kendi öğrenci evinin ya da ailesiyle beraber yaşadığı yerin, sosyal hayatını geçirdiği yeri de kapsayan bir temsil, evet, olabiliyor. Şurada bir de edebiyat psikoloji bölümü öğrencilerinin var. Onlara da biraz bakmak istiyorum. İlginç bir edebiyat şey belki olabilir. Edebiyat fakültesi yine çıkabilir muhtemelen. Evet, edebiyat fakültesi kesinlikle. Burada dikkatimi çeken birkaç şey vardı. Mesela Arabahçe. Bu yeni, evet, yani yeni yapılmadı ama Arabahçe ve Arabahçe'deki kafe. Hı-hı. Bu beni çok şaşırttı çünkü Edebiyat Fakültesindeki öğrenciler, bunlar 4. sınıf öğrencileri. Gelmeden incelemiştim. Birçoğu mesela üniversitenin önündeki alandan bahsediyor. Turnikelerden bahsediyor. Hı-hı. Turnikeler kaldırılmış olmasına, evet, rağmen. Onların zihinsel temsillerinde hala başka yerlerde yer var. Fakat bu kafe sadece bir sene önce açıldı. Buna rağmen çok çabuk öğrencinin zihninde yer etmiş, evet, ve aslında üniversitenin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş. Buradan da bunu görüyoruz. Evet. Öncelikle kullandıkları alanlar, bizim sınıflarımız yeni binada ve eski binada iki sınıfımız var. Muhtemelen gidip gelirken aralarda o Arabahçe'de çok fazla vakit, hı-hı, geçiriyorlar. Vakit geçirdikleri için akıllarına yüzden, gelen, evet, ilk yerlerden biri Arabahçe olmuş. Evet. Başka ilginç bir şey. Ziraat Kafe kendi, tabii, gösteriyor ve yakın bölgelerdeki, evet, kafeler. Evet, gittikçe çemberimiz genişliyor aslında. Mesela bu öğrendiğimiz Küçük Park, İzmir ve Bornova şeklinde, evet, yazmış. Herhalde o arkadaşımız da kampüste çok vakit geçirmeyenlerden. Evet, evet, maalesef. Rektör hocamız daha önce söylemişti, insanları kampüse çekmek için neler yapabiliriz, hı hı, diye. Belki de bu tür şeylerden yararlanabiliriz diye düşünüyorum. Doğru, yani öncelikli mekanlar neler? Evet. Çünkü nereleri öncelikli yaşayan, mekan çevirebiliriz? Bu havayı soluyan arkadaşlarımızın yorumları bunlar. Gerçekten, evet, dikkate alınabilir. Evet, kesinlikle. Güzel cevaplar gelmiş gerçekten.
Teşekkür ederim. Şimdi Ece Hanım, isterseniz diğer merak ettiğimiz sorumuza geçelim. Şimdi bulunduğumuz çevre bizim hayatımızı ve davranışlarımızı mutlaka etkiliyor. Ama bunun bir açıklaması olmalı. Yani nasıl etkiliyor bulunduğumuz çevre hayatımızı ve davranışlarımızı? Çevremiz aslında biz farkında olarak ya da olmayarak çok küçük dokunuşlarla çok büyük farklar yaratıyor hayatımızda. Evet. Örneğin bir restorana gittiğinizde restoranın nasıl düzenlenmiş olduğu, şık bir restoran olduğu ya da salaş bir kafe olup olmaması sizin orada nasıl davranacağınızı aslında belirleyen şeyler. Ve bunlar çok küçük dekorasyonlar için püf noktaları olabilir. Mesela gene üniversitemizden örnek vereyim. Yeni çöp kovalara kondu. Evet. Bunun süreç olarak hayatımıza çok farklı etkileri olabilir. Yani ilk başta bir çöp çıkardınız diyelim. Üniversitede baktığınız her yerde bir çöp kovası görebilirsiniz. Evet. İlk başta bu sadece bir çöp kovası gördüğünüz için o çöpü oraya atmak olur. Ama zaman içerisinde bu görüntüye ve bu hisse alışıyorsunuz. Yani elinizde çöp varsa bu çöp kovasına atılır şeklinde bir hisse alışıyorsunuz. Ve daha sonra gittiğiniz başka bir yerde bu aranır. Yani elinizde bir çöp çıktığında ben çöp kovası bulmalıyım. Evet. Çünkü hayatım hep böyle şekillendi diye. Ve bu da bizi doğal olarak daha temiz bir hale getirebilir. Kesinlikle. Yani yapılan çok küçük bir değişiklik. Sadece birkaç tane fazladan çöp kovası koymak. Ama süreç içerisinde çok daha genel ve büyük anlamda hayatımızı etkileyebiliyor. Buna yine sınıflarımızdan örnek verebilirim. Örneğin şu anki bizim sınıf düzenimizde öğrenci sıraları yan yana ve hepsi tahtaya bakacak şekilde organize edilmiştir. Öğretmen yeri ise sıralardan birazcık daha yüksek ayrı bir kürsünün üzerinde ve yüzü öğrenciye dönük olarak yapılmıştır. Bu şekilde bir konumlama, yani aradaki 10 santimlik bir fark aslında öğretmenin orada tek başına olduğu ve sınıfa hakim olduğunu işaret eder. Yani bu şekilde küçük bir mekansal düzenlemeleriyle bir kişinin sınıfta söz sahibi olduğu ve farklı olduğunu gösterebiliriz biz. Başka... Mesela şu an bizden aslında örnek verebilirim. Oturma düzenimize baktığımız zaman aynı mesafedeyiz. Birbirimize dönük olarak oturuyoruz. Ve bu aslında bize bizim eşit olduğumuz, aynı olduğumuz ve beraber sohbet ettiğimiz hissini uyandırıyor. Ama eğer aramıza bir masa koysaydınız, karşıma geçip otursaydınız, evet. Benim hissedeceğim şey daha sorguya çekiliyormuş gibi. Siz soran ve ben cevaplayan, hani bir tekrar öğrencilik hayatına dönmüş gibi bir his olurdu. Evet. Buradaki o küçük düzenlemelerde bizim aslında nasıl bir iletişim kuracağımızı belirleyen şeyler oluyor aslında. Yani mesafe 1 santim de olsa yükseklik için diyorum, 5 santim 10 santim de olsa aslında çok fazla bir şey değişmiyor. O algıyı siz hemen anlıyorsunuz. Evet. Ya da örnek veriyorum, sizin koltuğunuz farklı bir renk olsaydı, benimki bu renkte kalsaydı yine bir farklılık mutlaka var olacaktı herhalde. Aynı koltuklara oturmamızda burada çok büyük bir etken yaratılacaktı. Peki şimdi çevre psikoloğundan biraz bahsetmek istiyoruz Ece Hanım. Çevre psikoloğu ne yapıyor? Faaliyet alanları nelerdir acaba? Çevre psikologların aslında çok fazla çalışma alanı var. Konu Türkiye'de, çevre olunca. Evet, aynı. Çevrede yaşadığımız için bu kaçınılmaz bir şey. Türkiye'de henüz çok bilinen bir alan değil maalesef. O yüzden spesifik olarak çevre psikoloğu aranmıyor. Ayrıca mimaride ya da şehir bölge planlama gibi alanlarda da çevre psikologları çalışabiliyor. Bu yüzden alanı geniş. Ve her yerde çalışabilirler. Mesela ilk aklıma gelen yer belediyeler benim. Evet. Örneğin bir belediye bir park düzenlemek istediği zaman ya da var olan bir parkı daha kullanılır hale getirmek istediği zaman neler yapabileceğini bir çevre psikoloğuyla beraber çalışarak belirleyebilir. Örneğin bir park için insanların en çok istediği aradığı şey güvenlik hissidir. Evet. Bunun için önemli olan ışıklandırmadır. Konulan bankların konumudur. Ya da orada bir güvenliğin bulunmasıdır. Bu şekilde küçük değişikliklerle o alanı çok daha kullanılabilir hale getirilebilir. Ya da aynı şekilde yeni bir yol inşa edecek ya da yeni bir otobüs durağına ihtiyaç var mı? Ya da farklı bir şey yapılacak mı diye bir belediye ile mesela ortak olarak çevre psikoloğu çalışabilir. Bunun haricinde iş yerlerinde çalışabilirler. Ben kendi abimden biliyorum. Abim bilgisayar mühendisi benim. Sürekli bilgisayar başında ve mesai saatleri içerisinde bilgisayarını terk edemiyor. Evet. Çünkü yaptığı
iş için 10 dakika bile bilgisayardan ayrılsa, o sırada bir sistem çökse, onun 10 dakikalık o vakti yok. Mesela bir çay kahve almak için gidebileceği bir vakti yok. Evet. Böyle bir iş yerinde mesela düzenin ona göre yapılması lazım. Herkes bir farklı bir mekana ihtiyaç duyar. Hani hep deriz ya, tebdili mekanda ferahlık vardır diye. Evet. Onu her zaman ihtiyaç duyuyoruz aslında iş aralarında küçük kaçamaklarla ve bunu o insanları yaratabilecek bir mekan düzenlemesine ihtiyaç var. Yani insanların ihtiyaçlarına yönelik mekanların tasarlanması ve bu ihtiyaçların belirlenmesi için çevre psikologları çalışabilirler. Evet. Ya da daha büyük ölçekli belki bir fabrika düşünülebilir. Verimliliğin arttırılması için daha kullanışlı ve belki de insanların daha mutlu bir şekilde çalışabileceği bir alanı yaratmak için çevre psikologları çalışabilirler. Evet. Gerçekten konu çevre olunca konuşacak çok fazla konumuz var. Çünkü hayatımızı geçirdiğimiz yer sadece dışarısı değil. Sonuçta evimiz de bir çevre aslında. Kapalı mekanlarımız, bu stüdyomuz da bir çevre. Dolayısıyla verdiğiniz bilgiler gerçekten çok faydalı. Çok teşekkür ederiz. Fakat programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz Ece Hanım. Varsa son olarak eklemek istedikleriniz, onları almak isteriz. Dinleyenlerimize ve izleyenlerimize mesajlarınız neler olabilir? Ben çevremizin farkında olalım demek isterim. Davranışlarımız üzerindeki etkilerinin ve bizim davranışlarımızın bu çevre üzerindeki etkilerinin farkında olalım. Daha farkında olursak çok daha güzel çevrelerde yaşayıp çok daha mutlu olabileceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili Ece Akça, çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz, Ege Üniversitesi Televizyonu'nda ve Radyo Ege Kampüs'te Psikolojinin Penceresinden programımızın bu haftalık da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Doktor Öğrencisi Araştırma Görevlisi Sayın Ece Akça bugün bizlerle birlikteydi. Çevre psikolojisini konuştuk ve bir sonraki programda yine farklı bir konu ve konukla tekrar sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.